İsrail 2 aydır uzun süredir yaptığı katliamlarla dünyanın gözünde Holokost mağduru rolünden soykırımcı katil statüsüne büründü. Yahudi lobisinin en büyük silahı olan Holokost kartını kaybetmesine neden olan Netanyahu eleştirilerin hedefinde. Sadece dünyada değil, kendi ülkesinde de zor durumda. Koltuğu zaten sallantıdaydı ancak eleştiriler öylesine yükselmeye başladı ki erken seçim çağrısı geldi. Gazze'de patlayan her bomba dünyanın yüreğiyle birlikte Netanyahu'nun koltuğunda da patlıyor. İsrail Başkanı zaten eleştiriler yüzünden zor durumdaydı. Yolsuzluk iddialarını gölgede bırakmak için Gazze'de katliam yapmakla suçlanıyordu. İktidarını uzatmak için savaşı kullanmakla itham ediliyordu. Netanyahu o iddiaları saklayamayacak hale geldi. Eleştirilere verdiği yanıtlarda kimseyi tatmin etmedi. Partisi Likud içinde bile rahatsızlıklara neden oldu. Muhalefet fırsatı kaçırmadı. Yeni bir yıpratma dalgası için harekete geçti. Muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun görevde daha fazla kalamayacağını belirtti. Gazze şeridine düzenlenen saldırılar sırasında seçim çağrısında bulundu. Savaş sırasında sandığa gidebiliriz dedi. Lapid, İsrail'le esirler konusunda yapılan anlaşmada acı bedeller ödense dahi muhalefet olarak desteklediklerini söyledi. Artık yeni bir adım atmanın zamanı geldi dedi. Netanyahu döneminin sona ermesi gerektiğinin sinyallerini verdi. İsrail medyasında da Netanyahu karşıtı rüzgarlar aralıksız esiyor. Hamas'a yönelik askeri ve istihbari başarısızlıklarının Netanyahu'nun siyasi kariyerinin sonu anlamına geleceği ifade ediliyor. Efendim, diplomatik kaynaklardan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine ilişkin önemli bilgiler aktarıldı. 2024'te vize başvuru süreçlerinin daha hızlı olacağı belirtildi. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri için yeni bir açıklama geldi. Gözler yeni yıla çevrildi. Diplomatik kaynaklar 2024'te vize başvuru süreçleri daha hızlı olacak dedi. Türkiye vize serbestisi hedefinden vazgeçmedi. Bu kapsamda Avrupa Birliği'ne yapılan vize başvurularıyla ilgili diplomatik kaynaklardan önemli bir açıklama geldi. 2024'te vize başvuru süreçlerinin daha hızlı sonuçlandırılması beklentimiz var. Büyük ihtimalle de bu olacak. Zira hali hazırda bazı ilerlemeler kaydedildi, ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği vize sürecinde öncelikli gruplar, iş insanları, akademisyenler, öğrenciler, sanatçılar ve medya mensupları olarak öne çıktı. ABD ile Gümrük Birliği konusundaysa kaynaklar gerek bakan düzeyindeki temaslarda gerek teknik heyetler olarak beklentilerimizi dile getiriyoruz ve bu konuda teknik görüşlerin ön şartsız olarak başlamasını, bunun için de komisyona yetki verilmesini bekliyoruz diye konuştu.